Mensupları, değerli dostlar, bugünkü basın açıklamamızın konusu asgari ücret. Biliyorsunuz asgari ücretten vergi kesilmekte, bir takım kesintilerle işverenin cebinden çıkan para işçinin cebine girerken en az 752 lira eksilmekte. Zaten açlık sınırının çok altında olan asgari ücretten, devletin her bir asgari ücretliden 752 lira gibi bir parayı kesmesi akla ve mantığa gerçekten aykırı. Önümüzdeki haftalarda asgari ücretle ilgili olarak bir komisyon toplanacak. 2022 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı tespit edilecek. Ama 2022 yılına gelene kadar önümüzde daha 3 ay var. Ve bu 3 aylık süre içerisinde bir kış mevsimi geçireceğiz. İnsanların giderleri daha da artacak. Zaten son derece ciddi bir oranda bir pahalılık, yoksulluk içerisinde olan halkımız bir de ısınma giderleri sonucu çok zor durumda kalacak. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki asgari ücret 2022 yılında yeni asgari ücret belirlenene kadar acilen şu anda hükümetin yapması gereken bir şey var. Asgari ücret hemen acilen vergi dışı bırakılsın. Hiç olmazsa şu 3 aylık sürede işçilerimizin cebine bir miktar daha fazla para girsin. Bir talebimiz bu. Tabii ki diğer bir talebimiz de asgari ücret belirleme komisyonunun yeni asgari ücreti belirlerken Türkiye'deki gerçek enflasyonu göz önünde alması. Şimdi sizlere Türkiye'nin tüm illerinde bu saatte yayınladığımız partimizin genel merkezinden gönderilen basın açıklamasını okuyacağım. Asgari ücretten vergi ve kesintilere son verilsin. Türkiye'de 7 milyondan fazla asgari ücretli çalışan ve aileleri açlık sınırının altında yaşıyor. Açlık sınırı altında asgari ücret alan milyonlarca çalışanın dengeli ve sağlıklı beslenme hakkı yok. Kış aylarında domates yeme hakkı yok. Asgari ücretli çalışanlar aldığı ücretle kirasını, faturalarını ödeyemez durumda. Çocuğuna okul harçlığı dahi verememenin ağır yükü altında. Telefon ve araba almaya hakkı yok ama geçmeyeceği 3. köprünün yapım parası için kendisini açlığa mahkum eden asgari ücretliden kesiliyor. Asgari ücretli çalışanlar açlığa ve yokluğa mahkum edilmişken bir yandan da ağır vergi yüküyle karşı karşıyalar. Asgari ücret adı altında en düşük ücrettir. Ve Türkiye'de toplumun en düşük gelire sahip olan asgari ücretlilerden yüksek oranda vergi kesintisi yapılmaktadır. Bir asgari ücretli yılın 4 ayından fazla bir sürede sadece vergi ödemek için çalışmaktadır. Öte yandan iktidar 10 yılda beşli çeteye tam tamına 128 kez vergi affı getirmiştir. Her bir kurumda 3'er ve 5'er maaş alan yandaş bürokratların bu ülkeye vergi ödeyip ödemediği belirsizdir. Yandaş şirketlerin vergi ödememek için mal varlıklarını başka ülkelerdeki banka hesaplarına gönderdiği uluslararası belgelerce tescillenmiştir. Yandaşından almadığı vergiyi vatandaşından alan tek adam rejimi yandaşın borcunu vatandaşa ödetmektedir. Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak tek adam hükümetinin asli görevi haline gelmiştir. Türkiye'de vergi kaçıranlar, vergi affından yararlananlar düşünüldüğünde açlık sınırı altında yaşayan asgari ücretlilerden vergi kesintisi yapılması en büyük adaletsizliktir.
Şu anda asgari ücret brüt olarak 3577 liradır. Asgari ücretten yapılan vergi ve SGK kesintilerinden sonra bir asgari ücretlinin eline 2825 lira geçmektedir. Çünkü asgari ücretliden gelir vergisi, SGK işçi payı, işsizlik sigortası prim payı, damga vergisi olmak üzere yapılan aylık toplam kesinti tutarı 752 liradır. Bir başka deyişle asgari ücretten kesintilere son verildiğinde asgari ücretlinin geliri 752 lira artışla 3577 liraya yükselecektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sadece 2018 yılından itibaren bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde defalarca kanun teklifleri ve önergeler verdik. Başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun imza sahibi olduğu asgari ücretten vergi kesintisine son verilmesine ilişkin verdiğimiz kanun tekliflerimiz halen mecliste bekletilmektedir. En son Ekim 2021'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vergi yasası görüşmelerinde asgari ücretlilerin gelir vergisinden muaf bırakılması önerisi partimizce sunulmuş, önerimiz AKP-MHP oylarıyla reddedilmiştir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak asgari ücretlilerin vergi yükü altında ezilmelerine, açlık sınırı altında yaşamalarına göz yummaktadır. Halkın temel besin gereksinimlerinden kaçınarak göstermelik market alışverişinde sadece abur cubura 1000 TL ödeyen Cumhurbaşkanından asgari ücretlinin sofrasından eksilen ekmeğin hesabını bilmesini elbette bekleyemeyiz. Daha AKP yetkilileri herkesin cep telefonu var, arabası var diyordu. Şimdilerde ise asgari ücreti en azından insani yaşam seviyesine getireceğiz diyorlar. Dünya beşten büyüktür diye sürekli sözüm ona dünyaya mesaj veren Cumhurbaşkanı evvela kendi ülkesindeki adaletsizliğe son versin. Halkın beşli çeteden büyük olduğunun farkına varsın. Yıllardır bekletilen kanun tekliflerimiz meclise getirilsin ve asgari ücretliden vergi kesintisine son verilsin. Asgari ücret en azından yeni yıla kadar 3577 lira seviyesine getirilsin. İktidara son çağrımız. Bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa derhal son verilmelidir. Asgari ücretteki vergi zulmü ortadan kaldırılmalıdır. Eğer ki iktidar yine bu çağrımıza kulak vermez ise seçim yakındır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarımızda asgari ücretlilere uygulanan vergi zulmüne son vereceğiz. İktidarımızda asgari ücretten vergi kesintisini kaldıracağız. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.